Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, bugün sizlere yedi veren üzüm nedir? Onu anlatmak, onu göstermek istiyorum. Bazı üzümler yıl içerisinde birkaç defa çiçek açıp meyveye dururlar. Bizim üzümümüz de bu şekilde. Adı yedi veren ama yedi kere vermiyor. Ama yenebilecek kalitede üç kere meyve olgunlaştırabiliyor. Şimdi sizlere üçüncü olgunlaşan meyveleri varsa dördüncünün çiçeğini yani koruk halindeki üzüm salkımlarını göstermeye çalışacağım. Evet, üzüm ağacımızın, asma dalımızın kuzeye bakan yamacı burası. Güneye bakan yamaçlarda yazın güzel meyve olgunlaştırıyor. Kuzeye bakan yamaçlarda güneş fazla etkisini göstermediği için ikinci, üçüncü meyveleri verebiliyor. Bu da güneşin yakıcı etkisinden uzak kalmasından dolayı meyveyi olgunlaştırabiliyor. Ancak dam diye tabir ettiğimiz haymalarda maalesef bu durumu göremiyoruz. Çünkü güneşin yakıcı etkisi üzüm olgunlaşmasına izin vermiyor. Şimdi kuzey cephedeki üzüm salkımlarımıza yaklaşıyoruz. Birkaç basamak daha çıkayım. Evet. Görüyorsunuz. Bunlar üçüncü ürünler. Artık sonbahar iyice kendini hissettirmeye başladı. Aslında bunlar ikinci ürünler. Özür diliyorum. Yukarıda görebildim. Evet, renginden de anlıyorsunuz. Bunlar üçüncü ürünler. Bazı yıllar dördüncü ürünü de veriyor. Şimdi dama çıkıp haymada dördüncü ürün var mı? Ona bakacağım. Ve her ürün arasında büyük bir oran farkı var. Yani ilk ürün çok tutar. İkinci ürün anca onun %10'u kadarını tutar. Üçüncü ürün de ikinci ürünün %10'u kadar tutar. Dördüncü ürün ya bir salkım tutar ya hiç tutmaz. Tutsa bile olgunlaştıracak sıcaklığı bulamaz. Şimdi dama geçip dördüncü ürün var mı? Ona bakalım. Evet arkadaşlar, damdaki haymamızı tamamen taradım. Ama dördüncü nesil olan üzüm koruklarını bulamadım. Bu yıl dördüncü nesli vermedi. Ama ikinci ve üçüncü nesli görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz sonbahar etkisini göstermeye başladı. Ve yapraklarımız sararıyor. Bakın burada da bir üzüm salkımı daha var. Beni takip edenler bilirler. Bu asmanın nasıl budandığını, budamanın ardından nasıl meyve verdiğini, meyve veriminden sonra bu üzümlerle nasıl pekmez yapıldığını hep sizlerle paylaştım. Bu da yedi veren özellikteki üzümümün ikinci ve üçüncü verimleri. Maalesef dördüncüyü gösteremedim arkadaşlar. Geçen yılda bir tane salkım şeklinde koruk yapmıştı ama büyütemedi. Oo, çok ilginç bir durum var. Bakın arkadaşlar, kumru görebiliyorsunuz inşallah. Şimdi fark ettim. İnşallah huylandırmam ve yerinden uçurmam. Büyük bir ihtimal altında yumurtaları var. Havalar da soğuyor. İnşallah bu yavruları kışa kadar büyütebilir. Ürkütmek istemiyorum. Görüyorsunuz. Ürkerse o hızla yumurtalar dahi düşürebilir. Evet. Fazla ürkütmeden. Bu açıdan çok güzel görünüyor. Büyütmeye çalışayım. Evet, görüyorsunuz. Asmamızda kumru yuva yapmış ve yavru çıkarıyor.
Evet arkadaşlar, şimdi kapanışa geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yedi veren üzüm nasıl meyve verir, nasıl olgunlaştırır, bu mevsimde taze taze üzümler nasıl hasat edilir, onu gördük. Ve haymamızda bir sürpriz de bizi karşıladı. Bir kumru yuva yapmıştı. Ürkütmeden yakın plandan çekmeye çalıştık. Ürkütmedik çok şükür. Yuvasında hala yumurtaların üzerinde yatıyor. Gördüğünüz gibi bunlar sonbaharın sonuna doğru olgunlaşan üzümler. Yedi veren üzümün nasıl bir meyve olduğunu anlatmaya çalıştım. Ve böylece bir paylaşımın sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda horoz, yine bazı takipçilerimiz horoz sesinden rahatsız oluyor. Daha sessiz bir ortamda paylaşım hazırlamamı istiyorlar ama bu müstakil evin halleri, küçük bir bahçe, birkaç tane tavuk, birkaç tane horoz. Bu şekilde hayallerimizi yaşamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.